Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Tutsalar cevaplıyor da haftalar sonra tekrar bir aradayız, beraberiz. Evet, uzun bir zamandır birlikte olamadık, soruları cevaplayamadık ama biz de boş durmadık bu arada. Bayağı bir proje geliştirdik TÜSEDAR olarak. Güzel projelerimiz var. Bunlardan bir tanesini önümüzdeki haftaki yayında sizlere açıklayacağız. Üzerinde bayağı bir çalıştık. Güzel bir düzenleme oldu. Sürpriz olsun diyelim. Bu arada tabii ki yeni gelişmeler de oldu. Yeni değişimler oldu. Hemen geleyim mi ben bugünkü noter olayına değinelim mi? Bugünkü noter olayı önemli. Çünkü bizim aslında uzun süredir önerdiğimiz bir konuydu. Bu yüzden bunu açıklamanda bence fayda var. Evet. Önemli bir düzenleme. Neden? Çünkü biz Tüketici Sorunları Derneği olarak konutta uygulanan, özellikle maketten yapılan konut satışlarında satış vaadi sözleşmeleri top alım satımı yapılmadan önce biliyorsunuz noterde, noter huzurunda yapılması gerekiyor. Hukuken zorunlu bu. Ancak noter masrafı ne yazık ki bir topu alım satım masrafı kadar yüksek tuttuğu için genelde bakıldığında, bakıldığında büyükleri çok fazla saymazsak piyasada bu masrafı ödememek için hem tüketici hem de üreticiler bundan kaçınıyordu. Dolayısıyla da hani mağduriyetler oluşabiliyordu. Biz de bunu defalarca gündeme getirdik. Bununla ilgili güzel haberlerimiz oldu. Dedik ki bu noter masrafını kaldıralım, minimuma indirelim ya da makul seviyelere çekelim ve nitekim evet çalışmalarımızın neticesini aldık. Kendi adımıza biz bugün mutluyuz çünkü resmi gazetede önemli bir düzenleme oldu. Evet. Noter ücretlerinde uygulanan damga vergisi sıfıra indi. Bu ne demek? Notere ödenen ücret hemen hemen tamamen sıfırlandı demeyelim ama damga vergisi o kadar büyük bir oran tutuyor ki. Örneğin şöyle düşünün, noter masrafının %75'ine yakın bir oran damga vergisi tuttuğu için hemen hemen gitti. Çok cüzi bir miktarla beraber bu noterden satış vaadi sözleşmesini yapıyor olacağız. Ya açıkçası noter masrafı ne yazık ki bizim hem tüketiciyi zorlayan hem satış vaadi sözleşmesinden kaçınıp ilerleyen süreçte tüketicilerin daha çok mağdur olmasına neden olan bir durumdu. Buna ilave olarak bir de yani şunu kabul etmekte fayda var. Bizim ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörü. İnşaat sektörünü de açıkçası durduran bir masraftı. Hükümet bizim çok uzun bir süredir gördüğümüz bu durumu fark etti. Hatice Hanım, sen iki senedir öneriyordun bunu, evet. Defalarca söyledik. Hatta açık söyleyelim, biz birkaç ay önce bu konu hakkında bir düzenlemeyi bir yapalım ve bunu gidip bu noktadaki yetkili hükümete sunalım. Bunun inşaat sektörü için nasıl önemli olduğunu, nasıl bir engel teşkil ettiğini sunalım ve hatta biz neyin nasıl değişmesi gerektiğini de ortaya koyarak gidelim diye düşünüyorduk. Çünkü defalarca biz bunu gündeme getirmiştik. Ancak tabii ki bizim birçok açıklamamız gibi, birçok daha önce de yaptığımız çalışma gibi bu çalışmada zaman içerisinde önemi fark edildi ve bugün itibariyle uygulamaya konuldu. Evet, çok önemli, güzel bir gelişme bu. Yani maliyetlere de baktığımız zaman bu şeye denk geliyordu. Hani ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamak açısından söylemek istiyorum. Diyelim ki siz 300 bin liralık evi topu alım satım masrafı 300 bin liranın yaklaşık %2 olarak düşünürsek 3 kere 2 6 6000 TL alıcı 6000 TL satıcı ödüyordu. Yani alıcının cebinden %2 topu alım satım maliyeti çıkıyor. Noter maliyeti de bir bu kadar tutuyordu. Evet. Ve şu anda bu hemen hemen sıfırlandı diyebiliriz. Bu önemli bir durumdu. Açıkçası bugünün gündemi de özellikle bu oldu. Hı hı. Ve bu masraftan kurtulması açıkçası ilerleyen günlerde inşaat sektörünün hareketlenmesini, bir hareket katacağını bize gösteriyor. Şunu da söyleyelim. Konut fiyatlarına da yansır. Konut fiyatlarına yansımalı. En önemlisi de hani piyasada hani bu şekilde sıradan bir A4 kağıdına çünkü hani biliyorsun şey yapılıyor, satış sözleşmeleri de düzenlenebiliyor. Evet. Bu masraftan kaçınanlar yapıyordu. Bu ortadan kalkmış olacak. Bu çok önemli. Yani kaçınmalarına gerek olmayacak bir tablo çıktı ortaya. Ya kesinlikle. Şimdi adi yazılı sözleşmelerden mağdur olan çok fazla tüketici var. Yani bu sözleşmeler açıkçası geçerlilik şartını ihtiva etmediği için geçersiz bu sözleşmeler. Bu sebeple birçok tüketici inşaat firmasıyla sorun yaşadığında bu sözleşme sebebiyle mağdur oluyordu.
kendi taşınmasının başkasına satıldığına şahit oluyordu. Parasını geri alamıyordu. Alsa bile yani şunu çok yaşadık. Örnek veriyorum 200 bin TL'ye anlaşıyor. Zaman içerisinde orası değerleniyor, 500 bin TL oluyor. Tam teslim aşamasında öğreniyor ki orası başkasına satılmış. Elindeki adi yazılı sözleşmeyle bunun tapuya tescili mümkün olmadığı için tüketici maalesef burada mağduriyetler yaşıyor. Yargıya başvurduğunda da uzun yıllar yargıdan lehine karar çıkmasını bekliyordu. Evet. Bu biraz azalacak diye düşünüyorum bu masrafın kalkmasıyla birlikte. Kesinlikle. Umarım konut en azından hani konut fiyatları artar mı diye de hani çok soruluyor ya. Evet. İnsanlar hani ne olacak ne olacak diye. Hani şöyle söyleyebiliriz. En azından konut maliyetleri çok artar diye müteahhitler şikayet ediyor. Hı hı. Bu noktada en azından bu maliyet ortadan kalktığı için konut maliyetlerini de azaltan bir unsur olarak da karşımıza çıkıyor. Şunu hatırlatalım istersen. Şu an bize açıkçası hem internet sitemiz üzerinden hem de mail hem de sosyal medya üzerinden yani binlere varan sorular gelmiş. Tabii ki bunların hani hepsini cevaplamamız mümkün değil ama bunun yanında özellikle online bizi izleyen tüketicilere, evet, vatandaşlarımızın sorularını da online olarak yanıtlayabiliriz. Bu sebeple soruları olan tüketicilerimiz şu anda yazabilirler. Bize yayının altına yorum olarak yazdıkları takdirde de biz de onları görüp cevaplayabiliriz. Yani tabii Rıdvan şöyle bir şey var, çok ciddi sorular var, uzun zamandır da cevaplamıyoruz, evet, her ne kadar buradan cevaplamaya çalışsak bile bunları şu anda yayında mümkün mertebe önümüzde bir saat var, saat 8'e kadar burada beraberiz, bize gelen soruları buradan okuyup cevaplamaya çalışacağız. İlk soruyu okuyayım, Gülyüz Aksoy yazmış bize, diyor ki 2013'te aldığım dairemin kapı boyalarında sorunlar vardı. Bunu müteahhide bildirdim. O da kapıları yapanları gönderdi. Tamam. Kapıların boyanamayacağını, yapılacak bir şey olmadığını söylediler. Zamanla bu sorun daha da arttı. Tekrar çağırdık. Bu defa kapıyı yapıştırırken kullandıkları yapıştırıcının kusma yaptığını ve düzeltilemeyeceğini söyleyerek gittiler. Kapıyı değiştirmeye de yanaşmadılar. Ben şimdi ne yapmalıyım demiş. Müteahhitten aldığına göre belli ki tüketici konumunda. Sıfır konut almış tüketici konumunda, hı hı, kapı anlamında ayıplı bir hizmet var. Şimdi müteahhit kapı dahil her şeyiyle birlikte bu evi tüketiciye teslim etmekle mükellef. Bunu yapmamışsa burada bir ayıp söz konusu. Tüketici gerekiyorsa bu masrafı kendisi karşılayıp müteahhite rücu edebilir. Yani ayıp oranında indirim talep edebilir, mahkemeye başvurabilir. Bunun dışında zaten bunu esasında müteahhitin onarması zaten gerekiyor. Ne yazık ki tüketicileri zorda bırakmak için mecbur kalsın kendisi bu maliyeti katlansın diye bu şekilde zorlayıp bu haksız maliyetlerin altına sokuyorlar. Yani tüketici ayıplı bir hizmet durumu sebebiyle yani buradaki ortaya çıkacak zararını tazmin edebilir ama tabii ki bu tazmin dediğim gibi tüketici mahkemesine başvurup bu ayıp oranına indirim olabilir, bunu onarmasını isteyebilir. Hatta şimdi bu ayıp sebebiyle esasında kanun buna izin de veriyor. Bedel iadesi dahi talep edebilir. Yani müteahhite ben bu evi istemiyorum bu kapıyla. Böyle bir şey var mı gerçekten? Kanun metni çünkü bana daha yeni bir kişi daha sormuştu. Aldığı dairenin işte sürekli bir yerden su sıkıntısı, evet, varmış. Bir tür tamir edilemiyormuş. Müteahhitten almış. İade verebilir mi? Edilir. Eğer vaat edilen şart, vaat edilen gibi bir konut değilse, ayıplı ise, bir takım sıkıntıları var ise tüketici... Ama öncelikle şey yapması gerekmiyor mu? Yani, bunu onarın. Yani önce bu ayıbın giderilmesini istemesi gerekmez mi? Yoksa direkt ben bu hakkımı kullanmak istiyorum. Ya açıkçası tüketici direkt bu hakkını kullanabilir. Yani yasa buna cevap veriyor. Yani direkt ben bunu gördüm. Yani ben bu şekilde kabul etmem mümkün değil. Bana bundan bahsedilmedi diyebilir. Ama tabii şimdi bugün bir ev almak, o iade etmek vesaire süreçleri çok uzun. Bir yere taşınmışsa bir takım başka zararlar, başka durumlar ortaya çıkacağı için hani genellikle tüketiciler bunu onarın talebiyle gelir. Orada şöyle bir şey var. Siz mesela daha iyi 2 sene önce aldığınız evin fiyatı 300 liraysa biliyorsun yani senede %20-25 şey geliyor, üzerine bir artış, evet, oluyor. Dolayısıyla 2 sene sonra evi teslim aldığınızda böyle bir şey karşınıza çıktığınızda
ödediğiniz parayı alacağı için tüketicinin de orada bir zararı söz konusu olur. Çünkü evet, evin güncel fiyatından değil, verdiğiniz para üzerinden iade alacaksın. Yani şimdi tabii burada o tarihten, ödediği tarihten bir yana faiz işletilmesi gibi durumlar söz konusu, söz konusu olabilir. Bunda zaman var mı zaman? Yani şöyle bir durum, konutlarda kayıplardaki zaman aşımı süresi 5 yıl. Yani 5 yıl içerisinde ortaya çıkacak ayıplar noktasında tüketicilerin hakları var. Konut için söylüyorum bunu. 5 yıl içerisinde tüketiciler bu taleplerini iletebilirler. Evet, tamam, süper. Buradan da çok önemli bir konuya daha genel olarak da cevap vermiş olduk. Şimdi Gizem Ertan'ın bir sorusu var. Evet. Gizem Hanım demiş ki, bir bebek mağazasından mobilya, taksitle mobilya aldım. Ürünler İstanbul'dan gelecekti ve kurulum mağaza personeli tarafından yapılmıyordu. Siparişimiz mağazanın anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından bize ulaştırıldı. Ürün demonte olarak geldi ve biz kargo paketlerini açtıktan sonra bazı parçaların hasarlı olduğunu gördük. Birini mağazayı arayarak değiştirdik, diğer parçalar için estetik olarak sorun olmayacağını varsayarak montajı devam ettik ama hasarlı kısımları kapatamadık. Ürünü iade ederek ödediğimiz bedeli almak istiyoruz. Ayıp ürünlerle ilgili tüketici haklarında internette yazana göre bu hakka sahibiz. Yine de bu hak koşulsuz olarak sahip olduğumuz olup olmadığımızı teyidini sizden almak istiyorum yani demiş. Teşekkür ederim. Şimdi burada bir kargo vasıtasıyla bir ürün alımı var. Doğru anlıyorum. Aynen öyle, evet. Şimdi İl değişikliği de var. Çünkü İstanbul'dan geldiğine göre başka bir ilde oturuyor kendisi. Evet. Şimdi böyle bir şekilde ürün bir yerden ürün alıyor ve kargoyla bu ürün kendisine geliyor. Şimdi en çok hata yapılan, dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de şu: kargo teslimi esnasında genellikle ürünler kontrol ettirilmiyor. Bu noktada özellikle teslim fişine hem tüketici kendisinde kalan müsaade hem de diğerindekine kontrol edilmedi şerhi düşmesi gerekiyor. Çünkü daha sonrasında şu cevaplarla karşılaşabilir ki bu ispat anlamında tüketicileri zorlayacak bir durum. Bunu siz bu hale getirdiniz. Ya da diğer firma kendinden durumu kurtarıp işte ben tam verdim ama kargoda bu hale geldi gibi bir takım şeyler sunabilir. Yani burada tüketici mutlaka teslim alırken kontrol etmediyse kontrol edilmedi şerhinin teslim kağıdına mutlaka düşmeli. Evet. Bu önemli. Şimdi buradaki durum da yani tüketicinin ayıplı bir ürün aldığı belli. Şimdi bu ürüne ilişkin olarak tabii ki hakları mevcut. Ancak şurada tabii ki durumu ayrıca hani hukuken değerlendirmek için tam anlamıyla görmek lazım. Tabii buradan %100 net bir değerlendirme yapamayız. Bu tüketicinin bu ürünü iade etme hakkı var. Bir dava açabilir. Yani bu hakkıdır. Ama karşı taraftan şöyle bir savunma geleceğini unutmasın. Ben ürünü sağlam verdim. Tüketici bu hale getirmiş. Kötü niyetli tüketici diyebilir. Neden? Çünkü o kargo fişine hiçbir şey yazmadı. Evet. Yazmış olsaydı böyle bir şey de olacaktı. %100 haklı olurdu. Ama şöyle bir şey de var. Rastlıyor mu rastlıyor. Ben duyuyorum. Evet. Çok gelen işte kargocu gıcıklık yapıp ben göstermiyorum da diyebilir. Siz talep ediyorsun mesela, evet, göster bakalım ne getirdin dediğinde hayır gösteremem de. Ya açıkçası diyor, hakkı var mı öyle aslında? Hayır, kesinlikle böyle bir hakkı yok. Tüketici kendisine gelen ürünü kontrol edip alma hakkına sahip. Yani bunu, bu kargo konusuna özellikle dikkat etsinler. Ürünleri alırken yani kırılacak, dökülecek eşyalar varsa mutlaka kontrol edilmedi. Eğer kontrol etmeden alıyorlarsa kontrol edilmedi şerhi düşsünler teslim, evet, kartına. Ceylan Beşroğlu yazmış. Bir market ismi vermiş burada. Meşhur bir zincir marketin adı var, söylemeyelim. Çoğunlukla bu marketten alışveriş yaptığını, burada belli bir marka ismi söylemiş. O markayı söyleyelim mi? Yok, söylemeyelim bunda. Bu ürünleri içinden her hafta başka bir sürpriz, başka bir böcek çıkarken bu haftada kuru incirin içinden kömür çıktı demiş. Fotoğraflarını göndermiş. Toplum sağlığı açısından gerekli önlemler alınsın demiş. Biz de alınsın istiyoruz. Buradan mesajımızı da ya, iletmiş olduk. Şimdi aslında bu gıda konusunda birazcık değinmek istiyorum. Yani şimdi gıda anlamında sorunlarımız var. Bu ürünlerin kalitesiz olması, bu şekilde yaşanan durumlar var. Ama biz açıkçası şunu söyleyeyim. Ya ben de zaman zaman izliyorum tartışma programlarını, bir takım programları izliyorum. Başka konulara, yani gıda anlamında
genellikle gıda sağlığını, halk sağlığını düşünüyorum diyen insanlar doğru konulara değinmiyorlar. Yani gerçek gıdadan ziyade spekülatif birilerinin gündem oluşturmak için ortaya attığı bir takım bazı politik, bazen politik, bazen uluslararası ilişkiler çerçevesinde gündeme getirilen ülkeler arası durumların bahane edildiği bir takım gıda açıklamaları üzerinden inanılmaz gündemler oluşuyor. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde yani herkes bir palmiye uzmanıydı. Yani palmiye aşağı, palmiye yukarı noktasında bir durum vardı. Açıkçası şimdi yani buradaki durum tabii hani şu da dendi. Hani palmiye evet yıllardır kullanılıyor. Bu İslam bazı İslam ülkelerinin yoğun olarak ürettiği bir ürün olduğu için tamamıyla bu ülkelere zarar vermek için böyle bir adım atıldı şeklinde de yorumlamalar var geldi palmiye ile ilgili. Ama ne ekmekse şimdi özellikle şimdi her olayın, her konunun, her türün başka bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Şimdi biz bugün örnek veriyorum Hatice Hanım bu konuyu çalışırken bizim vergi uzmanımız, vergi dairesi müdürlüğü de yapan Cüneyt Bey ile temas halindeydiniz. En doğru bilgiyi en doğru şekilde vermeye başladınız. Kesinlikle. Ama şimdi hani sırf tüketicileri, vatandaşları paniğe sevk etmek adına adeta sanki inanılmaz olarak yani herkes yarın kanser olacak işte büyük şey var gibi yani ne bileyim eline elma alan elmayı kazıyor. Yani ne, elmayı kazıyıp işte bir yorumda bulunuyor. Ne bileyim evinde beynine elmayı sokup çıkartıyor işte portakalı sokup çıkartıyor oradan bir sonuca ulaşıyor ve çok büyük tehlikeyi tespit etmiş gibi söylüyor. Bunun dışında yani konunun uzmanı olmayan herkes her türlü açıklama yapıyor. Aslında hani o açıklamayı kim yapıyor? Ne kadar yetkin, ne kadar hani bilgili? Hani evet. Gerçekten konunun uzmanı mı? Bir de dediğin gibi hani bu kadar önemli konular varken bir bakıyorsunuz bir konu ortaya atılıyor ve herkes onu tartışıyor. Yani bu özellikle gıda konusu gerçekten gıdalarda hani problem, risk oluştuğunu yani kesin. Yani burada bir tartışmaya mahal yok. Yani burada var, evet gıdalarla bir takım riskler ileriye dönük bazı durumlar var. Ama şimdi bunu yaparken ortaya bir gündem gelişince inanılmaz bir şekilde herkes bunun üzerine atlıyor ve bir halkta panik oluşturuyor. Bir panik durumuyla insanlar kanser olacak, öleceğiz, gideceğiz, işte her şey çok tehlikeli gibi bir duruma sokuluyor. Yani şimdi yani denetimler önemli. Belli noktalar önemli. Şimdi bir takım düzenlemeler var. Her devletin, her ülkenin kendine göre bir takım düzenlemeleri var. Hangi ürünün ne ölçüde kullanılması gerektiğini, katkı maddeleriyle ilişkin bazı düzenlemeler var. Şimdi bunları yaparken muhtemelen bir takım bilimsel veriler üzerinden gidiyor, bir takım noktalar üzerinden gidiyor. Sanki bunlar hiç yokmuş gibi. Ne bileyim, bir şeyin elmayı soğukup çıkarıp, ne bileyim, eline bıçak alıp bir şeyler yaparak hani tüm ya bu laboratuvar bilgisiymiş gibi hani ilk çağın gözlemleyenen ondan ödemenin bilimi için insanlar doğayı gözlemleyerek bir takım sonuçlara ulaşıyorlardı vesaire. Ya bunların üzerinden sanki müthiş bir buluş yapmış gibi, müthiş bir şey yapmış gibi el yordamıyla bir şeyler bulup halka korku salanlara çok da itibar etmemek lazım. Bunlara gülüp geçmek lazım. Bakın gülüp geçmek lazım. Asıl önemli verileri. Şimdi bu gıda mühendisleri var, buna ilişkin çalışan uzmanlar var ve bir de şöyle bir durum var. Gıda açıkçası hani konuştuğumuz zaman birçok kişinin gıda çok geniş bir alan. Çok geniş bir alan. Şimdi bu alanın herkes her şeyin uzmanı olamaz. Ama biz bir görüyoruz ki yani her çeşidinin 5000 çeşit gıda türü var belki. Yani tıpta bile uzmanlık alanı varken gıdada o gıda mühendisi bile olsa, o işin içinden bile gelse onun bile alanı bellidir. Yani şimdi nasıl ki deri dermatoloji uzmanı kalp ameliyatı yapmıyorsa şimdi burada bile bir fark var. Ha bunu geçtim. Konunun hiç uzmanı olmayan kişilerin görüş beyan etmesi, halkı korkuya, paniğe sevk etmesi. En kötüsü o zaten hani korkuyla ellerine ne geçecek bilmiyorum ama yani insanlar gerçi ne yiyeceğiz, ne yapacağız? Çünkü evet. Koskocaman da bir liste çıktı biliyorsun o palmiyemden dolayı. Hepimizin elinde var, hepimiz yiyoruz yani bunları. Ne kadar uzaklaşabiliriz? Şimdi şöyle bir durum var bugün. Tabii ki elbette ki yani şu var, şunun altını çizelim. Yani tabii ki doğru ürünleri kullanmak, işte arkasında ne var ne yok bunlara bakmak, hani bilinçli tüketici olmak çok önemli.
Elbette ki doğru bilinçli tüketici olmalıyız. Ama hani uzman olmayan kişilerin yaptığı açıklamalara da çok itibar etmemeliyiz. Kendimiz bir ya bugün şimdi mesela araştırma... zeytinyağının en halisini düşünün. Çok yararlı olduğu söylenen bir zeytinyağı düşünün. Tutup 6 litre, aynı anda 6 litre içersen bu da zararlıdır. Hani şimdi işin ölçütü nedir, miktarı nedir, ölçütü nedirine bakmadan ilk çağ mantığıyla ne bileyim suya bir batırıp, zeytinyağını üste çıkarıp bilmem ne yapıp sonuçlar elde eden, yani enteresan uzman diye geçinen kişilere inanıp korkuya kapılmamak lazım. Yani işi gerçekten bildiğine inanılan bu işte, hani gerçekten şunu söyleyeyim, halkı sürekli korkuya sevk eden, sürekli tehlikeden bahseden insanlar aslında, yani genel itibariyle sadece tüketici için söylemiyorum, sürekli korku pompalayan tipleri artık çok fazla prim vermemek lazım. Evet. Şimdi Rıdvan, şu anda bize canlı yayından soran Yusuf Peksu var. Biraz önce kargo ile ilgili bir açıklama yaptık ya. Evet. Onu tam anlayamamış. Onu biraz daha açalım. Çünkü diyor ki, ben anlayamadım. Hani tam sorunu çözemedim. Tüketici kontrol etmeden almışsa hakkı var mı? Hani şey koymuş. Ya hakkı var. Bakın hakkı kontrol var. Kontrol etmeden almışsa elbette ki bir hakkı var. Ama ne yapacak? Neticede... şey yapacak değil mi? Dava açacak herhalde. Ya dava kaçınılmaz bir durum. Ancak biz şunu diyoruz. Dava en kolay nasıl çözer? Yani eğer kontrol etmişse çok kolay çözer. Bir kere evet. Bunu söyleyelim. Eğer kargoyu zaten kontrol ettiğinde ürün hatalıysa geri yolluyor. Evet. Bu bir. Eğer kargoyu kontrol etmeden almak zorunda kalmışsa mutlaka bir şart düşüyor. Bu kargo kontrol etmeden alınmıştır diye. O zaman ne oluyor? Herhangi kargodan içinden çıkan da bir problem varsa haklı nedenler olduğu için otomatikman zaten ürünü teslim eden firmadan yenisini isteme hakkı sözlü veya yazılı olarak bile dava yoluna gitmeden %99.9 mümkündür. Ama bu şerhi düşmemişse o zaman yani, ne yapacaksa yine çözebilir, yine kazanabilir ama burada bir ispat problemi çıkacak. Yani bu ispat probleminde satıcı ben sağlam teslim etmiştim, tüketici bunu bozmuş, tüketici kırmış gibi bir savunma zorlayabilir. Yani kontrol edilmedi. Şerhinin böyle bir riski bulunuyor tüketici noktasında. Bir de bunu ispat etmek durumunda kalacak. Diğer türlü ben zaten bunu kontrol etmeden almıştım deme hakkına sahip. Evet. Peki sorulara devam edelim. Şimdi Burcu Ateş. Burcu Ateş'in bir sorusu var. O da online internetten bir satış mağazasından arkadaşımın kullanıcısı ile ne demiş? Nokta nokta online satış mağazasından arkadaşımın kullanıcısı ile ayakkabı alışverişi yaptık. Herhalde onun kullanıcı adıyla yapmışlar bu alışverişi. 3 ayakkabı aldık. Benim giydiğim ayakkabının içinde büyük bir çivi varmış ve ayağıma girdi demiş. Resimlerini çektik. Müşteri hizmetlerini aradık. Bize ayakkabıları iade etmemizi söylediler. Sağlığıma gelen zararı görmezden gelerek sanki ayakkabıları nasıl iade edebileceğimizi sormuşuz gibi ilgisiz konuşma tavrı ile konunun yetkili birimlere aktarılacağını bildirip kapattılar. Herhangi bir dönüş de olmadı demiş. Yani hani ben ya adamdan rahatsızlanmış, ne yapmam lazım, nasıl yardımcı olursun bu firma için, diye soruyor. Bu firmayı bu tip sağlıksız ürün satmasıyla alakalı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na şikayet edebilir. Çünkü hani ayağına bak, yani çok riskli bir bölgeye gelebilir, ne bileyim bir takım kalıcı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Yani bir, bu ciddi anlamda risk. Bunun dışında manevi tazminat davası da açabilir bununla alakalı. Hmm. Tabii ki bizde manevi tazminat sistemi gelişmemiş olsa bile burada belli bir ölçüde de olsa bir manevi tazminat hakkına kazanabilir tüketici. Bu özellikle sağlık kısmıyla alakalı. Çünkü ciddi anlamda bu risk, o çivinin çok farklı bir boyutta zarar vermesi halinde yani çok ciddi tehlikeler ortaya çıkabilirdi. Yani bu noktada tüketici manevi tazminat talebinde bulunabilir diyoruz. Evet. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var ama şunu şu mesajı ben göstereyim. Buna cevap verelim mi? Yok yani cevap vermek zorunda değiliz. Yani şimdi biz yani bizim... Şimdi şöyle bir şey var, ben hani bunu buradan söylemek istiyorum. Biz burada gerçekten bilabeder tamamen yani hiçbir herhangi bir bedel, maddi bir şey kazanımı gütmeden tamamen topluma faydalı, sizlere tüketicinin problemlerini çözmeye yönelik burada zamanımızı,
emeğimizi harcayarak burada sizleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Bizim asıl işimiz burada bu. Bunun üzerine yoğunlaşırsak ve bizi böyle görürseniz gerçekten hani yapmaya çalıştığımızı ne yapmaya çalıştığımızı anlamanızı istiyorum. Şöyle bir durum var. Biz yaptığımız konulara ilişkin eleştirileri tabii ki şeyiz ama iyi niyetli eleştirileri. Yani şekilci eleştirilerle çok takılmıyoruz. Yani şeklen kendince farklı yorumlar yapan, çok da iyi niyetli olmayan konulara çok da takılmıyoruz. Aynen. Peki şey yapalım. Hilmi Bey sormuş, Hilmi Karaca. Aslında bu çok da hani beyaz eşya ile ilgili çok ciddi biliyorsun sıkıntılar da oluyor, problemler geliyor. Burada bir marka ismi vermiş, onu vermeyeyim. Çamaşır makinesi almış bu. 2014 yılında garanti süresi dolmadan dıştaki sacı paslanmış. İçinde değişmesini istiyorum. Üretim hatası var demiş. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi çamaşır makinesinin aldığı tarih ne zaman? 2014 yılında. Garanti süresi dolmadan sacı paslanmış. Değişim yapmak istiyor neticede. Yapabilir. Yani şöyle bir durum var. Yani garanti süresi içerisinde şimdi bunu bir şekilde düzenli zarar görmüş ise bu ürün 2 yıl boyunca satıcı sorumlu. Bu 2 yıl içerisinde ortaya bir ayıp çıkmışsa yani tüketici bunu değiştirme hakkına sahip. Peki devam edelim. Diğer bir soru. Bu biraz uzun mu bakayım? Evet. Ya mümkün mertebe bizim ricamız soruları bir paragraf halinde özetleyebilirseniz daha rahat okuyabiliriz. Çünkü çok uzun bir A4 büyüklüğünde hatta iki sayfa şeklinde geliyor. Bunları gerçekten hani oturup tek tek çözmek çok zaman alıyor. Daha fazla soru yanıtlayabilmemiz için mümkün mertebe kısa olması lazım. Ömer Yıldırım Bey sormuş. 10. ay 2016'nın 10. ayında 3 taksit ile yine internetteki bir siteden 149 TL değerinde hard disk aldım. 3 Ocak 2017 tarihinde arızadan dolayı ürünü iade ettim. 5 Ocak 2017'de o internet sitesi tarafından teslim alındı demiş. 30 Ocak 2017 tarihinde bana sadece para iadesi yapılacağını bildirdiler. Ve taksitli aldığımdan dolayı kredi kartıma da taksitli olarak bu işlem yansıtıldı. Fakat ben ürün iadesi yapılmasını istedim. Bana bu konuda alaycı bir dilde dönüş yapıldı ve yapılamayacağını söylediler. Yani para iadesi yapmışlar. Tamam. Aslında ürün değişimi istiyormuş. Ürün hatalıymış. Ya şimdi şöyle bir durum var. Hani ürünün bir muadili yoksa, tabii bu alaycılığı noktasına demiyorum. Ürünün bir muadili yoksa ya da başka bir şekilde temin edemiyorsa satıcı, ya tabii ki seçimlik hakkı tüketicinin. Yani değişimini isteyebilir. Hani bir ürün bu muadili varsa tüketicinin talebi esastır. Ama bir muadilinin olmaması durumu var ise belki satıcı böyle bir noktaya başvurabilir elinde bu ürün olmadığı noktada ama tüketici değişim istemişse bu ürünü değiştirmeleri gerekir. Yani bunu da bildirmeleri lazım. Eğer hani o üründen yoksa böyle bir ürün elimizde kalmadı hangisini tercih edersiniz mecburen? Kesinlikle öyle. Ya burada şunu belirtmek lazım. Özellikle bizim firma personel mantığındaki kalite düşünce dolayısıyla tüketici ile bir anlaşma yapılamıyor. Yani çok büyük firmalar dahi tüketici ile o teması kuramadıkları için ciddi anlamda marka değerleri zarar görüyor. İsimleri kötüye çıkıyor. Yani geçenlerde bir oran açıklanmıştı açıkçası ben gördüm bayağı bir dolaşan bir haberdi. Bu bir ürünün, bir markanın tercih edilebilirliğini etkileyen en önemli noktalardan biri ne fiyat, ne başka bir şey, ne ulaşılabilirlik. Tamamıyla müşteriye davranış şekli. Yani en çok bir ürünün tercihini müşteriye davranış şekli etkiliyormuş bir araştırmaya göre. Yani bu açıdan bizim firmalarımız özellikle buna dikkat etmeleri lazım. Tüketiciyle iletişim kurma noktasında bir takım problemler var. Yani şunu belirtelim ama bizim ilerleyen süreçlerde bu aradaki diyalog problemini çözecek bir takım düşüncelerimiz var. Yani zaten önümüzdeki hafta bunlardan birini detaylı olarak işleyeceğiz. Yani ciddi anlamda markalarımızın bu noktada çalışan yani ürünlerin yani bu noktadaki üreticinin, satıcının aklınıza gelebilecek bu tarafın tüketiciyle bir diyalog sorunu var. Yani tüketicinin dilinden anlamıyorlar ve tüketici de onlarla o irtibatı rahat kuramıyor. Yani bu noktada bir müşteri hizmetleri konusunda çok kültür zayıf.
kültürümüz oluşmadı. Bir diyalog sorunumuz var. Anlatma ve anlaşılma problemleri var karşılık olarak. Yani tüketici ve üretici, satıcı. Yani bu noktada biz bu problemleri görüyoruz. Yani bu kültürün, tabii bu uzun vadeli bir çalışma, yıllara yayılacak bir çalışma. Bu kültürü oturtmak adına, hani tüketici, biz bu kültürün oluşması anlamında bir köprü olma niyetindeyiz. Açıkçası bunu 19 Mart 2016'dan bu yana, ilk başkanlığı geldiğimden, işte birlikte yönetime başladığımızdan bu yana bu amacımızı hep dile getiriyoruz. Bizim temel noktamız ne üretici satıcıyla kavga etmek ne de, yani şu an binlerce sorun var. Bu binlerce sorun içerisinde tek tek bir çözüm arayarak, hani adeta bataklıkta sinek avlamak gibi bir çözüm üretmek. Biz bu bataklığı nasıl kuruturuz derdindeyiz ve bunun için üretici, satıcı ve tüketici noktasında köprü olmayı temel amaç olarak belirliyoruz. Evet. Şimdi burada Sıla Hanım'ın, yazık okudum ben şimdi soruyu da, Sıla Koç yazmış bize, evlenmek üzere bir bayan hanımefendi bu. Şimdi gelinlik satın almak için satın alma sözleşmesini imzalıyor, kapora veriyor. Siparişi sisteme girilmeden arayıp bekletin, sipariş vermeyin dedim diyor ben onlara. Cayma hakkımı kullanmak istiyorum fakat sözleşmede kaporanın iadesi yoktur. Sözleşmeden dönen tüketici bir yıl içerisinde kapora bedeli kadar alışveriş yapmaya hakkına sahiptir ibaresi yer almaktadır. Henüz 7 gün dolmamıştı. Bu durumda cayma hakkını kullanabilir miyim? Şöyle bir durum var. Bu telefon arayıp bir internet sitesinden mi alıyor? Nereden alıyor? Yok, bu direkt butikten almış. Butiği arıyor. Butiğe gidiyor aslında. Ha, gidiyor mu? Bir dakika, butikten gelinlik satın almak için satın alma sözleşmesini imzaladığına göre butiğe gidiyor. Gelinliği beğeniyor, kaporasını veriyor. Evet. Ondan sonra 7 gün dolmadı dediğine göre... Ya şimdi şu yanılgıya düşünmesin, yani 7 günlük cayma hakkı, işte taksitli satış da var, uzaktan mesafeli satışlarda 14 günlük süre var. Ancak şimdi bir sözleşme imzalanmamışsa, bir alım-satım sözleşmesi yapılmışsa, açıkçası burada bir ayıp, bir kusur olmadığı durumlarda cayma hakkı yok. Bunu bilmek lazım. Yani ben gittim, bir ürün aldım işte, görerek seçtim ya da görerek siparişini verdim. Bir sözleşme yaptım. Bu durumda herhangi bir ayıp ya da bir durum oluşmadığı noktada tüketicinin cayma hakkı yok. Ancak bir ayıp, başka bir durum varsa böyle bir durum var. Ha, taksitli satışlarda, işte mesafeli satışlarda, yani işte internet üzerinden, telefon üzerinden yapılan satışlarda cayma hakları var. Ama bizzat gidip anlaşıldığı durumlarda bu hak maalesef ki yok. Kaç gün cayma hakkı? Cayma hakkı, genel bir cayma hakkı yok. Taksitli alışverişte 7 gün, internetse 14 gün uzaktan. Ama ben gittim, gördüm, örnek veriyorum, elimde telefonu, gittim, gördüm, aldım. Bir ayıp, bir kusur yoksa ben bunu iade etme hakkına sahip değilim, cayma hakkına sahip değilim. Bunu da bilmek gerekiyor. Yani bir ürün alırken bir alışveriş yapmaya karar verildiğinde bu bilinerek hareket edilmeli. Yani benim nasıl olsa cayma hakkım var, gerekiyorsa cayarım gibi bir düşünce yanlış. Çünkü gidip görülüp alındıysa bir cayma hakkı söz konusu değil. Şimdi Güven Bey yazmış. Güven Bey bir diyor ki ben bilet aldım diyor ama hava, yani uçak bileti satın alıyor. Hava şartlarından dolayı uçuş iptal edildi. Bir hafta geçti, ücret iadesi yapılmadı diyor. Bunda bir süre var mıdır? Yani şöyle bir durum var. Tüketicinin bir hakkı var ise iade edilmesi gereken. Satıcı, yani artık havayolu firma sermeyesi, bunu iade etmekle yükümlü. Bir süresi yok. Bunu bir an önce iade etmesi gerekiyor. İade etmediği takdirde miktarına göre tüketici hakem heyetine gidebilir ya da mahkemeye dava açabilir. Hatta rakam 3610 liranın üzerindeyse icra takibi dahi yapabilir. Güven Bey, eğer uçak ücretin ziyade olmazsa, rakamınızın ne olduğunu bilmiyoruz ama en kolayı tüketici hakem heyetinde gidip başvuru yapabilirsiniz. Bağlı olduğunuz, ikametgahınızın bağlı olduğu kaymakamlıklarda oluyor tüketici hakem heyeti. Oradaki rakamsal sınırımız şu 3610 anda, lira 3610 genel itibariyle. Tabii yani ilçe hakem heyeti sınırı da mevcut. Son güncel rakamı açıkçası şu an hatırlamıyorum ama o rakamlara baktığı takdirde ilçe ya da il hakem heyetinin hangisi olduğunu tespit edebilecektir. Evet. Şimdi bir soru daha okuyacağım. Bu yine Erzincan'dan bir tüketici yazmış bize, Beytullah Bey. Evet.
Yine maalesef bu teslim aşamalarında ne kadar çok problem oluyor. Yani hani bir ürün alıyorsunuz, yani hasarlı çok, ayıplı teslim, işte ayıplı ürün çok fazla var bize ve her sektörde var. Yani işte şu anda mesela Beytullah Bey'in sorusunu okuyacağım. Burada bir mobilya mağazasından yatak almış, koltuk almış. Biraz önce yine, biraz önceki soruda da bir benzer bebeği için bir yine şey almış, mobilya almış, orada karşılaşmış. Enteresan yani. Beytullah Bey'in sorusu aynen şöyle, diyor ki yine bu bilindik büyük bir markadan yatak ve koltukları alıyor, bayiden geliyor. Fakat koltuklar deri koltuk ve bir ay içerisinde hemen altları kırılıp çökmüş. Arayıp bilgilendirme yaptık diyor, gelip baktılar fakat güya yapmışlar, altlarını çakıp bizim eski koltuklarımızı geri getirdiler diyor. Yani yapmak üzere almışlar ama aslında hani göstermelik bir şey yap, getirmişler. Evet. Bir hafta içinde tekrar çöktü diyor, kırıldı. Şimdi arıyoruz, kimse ilgilenmiyor. Evet. Ciddi de bir para ödemişler. Yani şimdi burada bir ayıplı bir ürün var. Bununla alakalı bir dava açmak gerekiyor Beytullah Bey'in. Hatta bu konuda gerçekten hani bir hukukçuyla çalışırsa burada bu bedelini geri alabilir, bu zararını tahmin edebilir. Ya şimdi şunu söyleyeceğim genel bir noktada. Biz en çok özellikle son zamanlarda ayıplı cep telefonu, internetten çok fazla şikayet geliyor. Buna üçüncü olarak en çok şikayetin geldiği nokta mobilya. Biz şunu görüyoruz, yani mobilya sektörü ne yazık ki gün be gün hizmet noktasında kötüleşiyor. Hı hı. Çünkü yani kalitesizleşiyor mu? Bunu anlamadığımız bir şekilde. Şimdi şunu söyleyeyim, bizim tabii ki şu an ülke bir takım farklı gündemlerden geçiyor, farklı uyumlaştı, bazı noktalar var ama yani ilerleyen süreçte her şey rayına oturacak, normale gelecek. Bu çok uzun bir nokta değil. Biz bu noktada bir takım çalışmalarımızı yaptık. Özellikle ülkemizdeki ayıplı cep telefonuna ilişkin raporumuz hazır, raporumuz cebimizde. Buna ilişkin ilerleyen günlerde bakanlığa birebir bu konunun sunumunu yapıp nasıl çözüm bulunacağını görüşeceğiz. Tabii şu bir sürecin geçmesini bekliyoruz tüm ülkede, herkesin bazı şeyleri beklediği gibi. Çünkü şu an adım atılacak noktalar belli. Biz gereken hazırlıkları biliyorsun yapıyoruz. Gereken çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunu nasıl sunacağız? Ancak şunu görüyorum. Bizim aynı ayıplı cep telefonlarında olduğu gibi mobilya sektörüne ilişkin de bir çalışma yapmamız gerekiyor. Genel olarak. Yani ben buna ilişkin çok şikayet gördüm. Birebir benim tanıdıklarım da bana bu yönde şikayetlerini ilettiler. Yani bu sektörde genel anlamıyla bir kötüye gidiş var. Demek ki buraya bir takım müdahalelerin yapılması, bu hizmetin gelişmesi anlamında. Şimdi bazı mobilya sektörü içinde var, dünyaya yayılan markalarımız var. Hı hı. Yani bizim temel noktalarımız bu markaları yıpratmak, X firması, X yapımı çok kötü, bunu zedelemek değil. Oradaki kalitenin korunması gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz biz aslında hedefliyoruz Tüketici Sorunları Derneği olarak. Bu yönde de bir çalışma yapmamız gerekiyor. Belki bu sektörün temsilcileriyle bir araya gelmemiz gerekiyor. Yani bu bir sıkıntı. Sadece tabii mobilya ile ilgili evet son dönemde biraz daha fazla sorular arttı. Dediğim gibi elektronik eşyalar, yani cep telefonları ve beyaz eşyada da ciddi sorunlar var. Ben genele baktığım zaman aslında şunu görüyorum. Türkiye'de hani sattıktan sonra bir satış sonrası sıkıntısı var. Evet. Yani ürün tüketici parasını ödedikten sonra, tüketici aldıktan sonra yaşanan problemlerle ya da o ürünle baş başa kalıyor. Yani sonrasında o müşteri hizmetlerinden yeter kadar ilgi görmüyor. İşte ürünle ilgili bir problem varsa doğru kişilere ulaşmıyor. Yani orada tüketici sorunuyla baş başa kalıyor. Bu çok önemli. Yani satış sonrası hizmette bence bütün sektörlerde var bu. Kötüyüz ya. Gerçekten bunu hani kabullenelim yani. Kötüyüz yani. Ya bu gerçekten dediğim tespitin doğru. Biz bunu kötüyüz. Bu kültürümüzü, yani hem tüketiciyle, az önce tüketiciyle diyalogdan bahsettik. Bunun dışında bir ürünü satana kadar tüketiciye güzel görünüyoruz ama sattıktan sonra o tüketiciyi adeta insan yerine dahi zaman zaman koymuyor. Halbuki o sana arkasından referans dayar, yani hani evet, her tüketici senin için bir referans, bundan daha iyi bir tanıtım olamaz. Öyle değil evet mi? Yani onun için çok önemli olduğunu yani düşünüyorum. En etkili şey noktası, reklam noktası, yani kalite noktası ağızdan ağza yayılan olduğunu kabul etmekte fayda. Kesinlikle.
Şimdi hani internetteki o yerli, bizim kendi şeylerimiz var, bazı web siteleri var işte, biliyorsun, portallar var, alışveriş siteleri. Bir de uluslararası, yani yurt dışında da hizmet veren, yani yurt dışı kökenli alışveriş siteleri var. Osman Bey yazmış, demiş ki Amazon, eBay gibi yurt dışı alışveriş sitelerini kanunlarımız ne kadar kapsıyor? Kanunlarımız maalesef yurt dışından yapılan alışverişlerde birebir muhatap değil, onu söyleyelim. Yani tüketici buradan ürün alırsa doğrudan buna çoğu zaman yapabileceği bir şey olmayabiliyor. Yani biz özellikle yurt dışı bilet alımlarında da biz bunu yaşadık. Bu gibi bir noktada özellikle Avrupa Birliği'nin bir çalışması var. Avrupa Birliği bu ve benzeri noktalarda zarar görenler için bir şikayet sistemi, bir bizim adeta tüketici hakem heyetlerine benzer bir sistem uygulamaya geçirdi. Bizim buna ilişkin tüketicileri yönlendirici çalışmamızı yakın bir süreçte yayınlayacağız. Yani bunu Türkçe'ye çevirmiş yol göstericisi, tüketicilerin nasıl yollar izlemesi gerektiğini ilerleyen günlerde gündemimizin içerisinde bu var. Hani Avrupa Birliği'nin yaptığı bu çalışmanın bizim tüketicilerimizin de kullanabilmesi adına özellikle belki bizim sitemizle, internet sitemizle entegre bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu noktada ben ilgili uzmanlarımız, tabii bu konuda çok fazla uzmanımız var, sağ olsunlar sonuna kadar yanımızdalar. Onlarla da konuşayım, nasıl bir yol izleneceğini bizim sitemizde belki entegre bir yol izleyebiliriz. Mesela Avrupa Birliği için bu var. Ama Amerika ve diğer yerlerden yapılan alışverişlerde ne yapabilir denirse şu an çok ciddi bir cevap veremiyoruz. Yani bizim ülkemizdeki sıkıntılar zaten başlı başına bir problemken, bir de uluslararası mağduriyetler söz konusu. Yani çok daha fazla dikkat etmek lazım. Çünkü orada kiminle ne şekilde muhatap olacak? Ya açıkçası ya bizim uzun vadeli planlarımızda bu noktada uluslararası çalışmalar da var. Yani bunu söylemek istiyorum. Uluslararası anlamda da belki buna tabii yakın bir süreç için söylemiyorum ama ilerleyen süreçte ön ayak olma adına neler yapabiliriz masaya yatıracağız. Ama öncelikli olarak Türkiye içerisinde çözmemiz gereken birkaç nokta var. Tabii ki buradan sonra bizim uluslararası anlamda da bir takım düşüncelerimiz bulunmakta. Evet. Şimdi Aslı Suha Dönertaş demiş ki merhabalar, danışmanlık hizmeti nasıl veriyorsunuz? Alınan bir ürünün geri iadesi kapsamında bir sorun vardı, teşekkür ederim. İşte hemen belirtelim, yani bir danışmanlık derken biz şu anda aslında hani sizin sorularınızı yönlendirme şeklinde bilgi vererek sizleri doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Herhangi bir ücretli danışmanlık hizmeti vermiyoruz. Tamamen tüketici sorunlarını çözme konusunda ve sizleri doğru bilgilendirme ile doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Şunu hemen ben gireyim. Şimdi tüketici sorunları... Bu yayında bu nedenle yapıyoruz. Onu da hemen... Yani tüketici sorunları derneği biz evet bir takım bilgiler, bir takım yönlendirmeler yaparken biz birinci plana bilgiden ziyade toplumda bilinç oluşturmayı hedefledik. Yani bizim noktamız bir tüketici mağduru olmaması noktasında bir kültür oluşturmak, tüketicide, hem tüketicide hem üreticide hem satıcıda bir bilinç oluşturma bizim misyonumuz, vizyonumuz. Tabii bunu yaparken bir takım bilgiler, bir takım yönlendirmeler yapıyoruz. Ancak biz Türkiye'de bir şeyleri çözmek istiyorsak sadece tüketicilere bir takım bilgiler vererek bir yol alınamayacağını düşünüyoruz. Biz bir bilinç oluşturabilirsek, bu çocuklardan başlayıp toplumun her kesimine ulaşan bir bilinç olursa gerçek anlamda hedeflediğimiz amaçlara ulaşabilir, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilir, bir de hizmet anlamında kalitenin daha yukarılara çıkmasını sağlayabiliriz. Bu noktada biz danışmanlık birebir açıkçası yapmıyoruz. Bu programı yapmamızdaki niyet ise esasında bir bilinç oluşturmak. Hem bu noktada bazı konularda bilgilerimizi paylaşmak ama genel anlamıyla sivil toplumla temasını hedefliyoruz. Yani açıkçası söylemek gerekirse bizim birçok arkadaşımız birebir kendi uzmanlık karavanında medyada yer alıyorlar, bir takım görüşlerini bildiriyorlar ama işte yazılarını yayınlıyorlar, işte basına demeçleri var. Ancak biz burada şu eksikliği hissettik. Bu bizim halkımızla, milletimizle iletişim tam anlamıyla oluşturmuyor. Biz bir noktada birebir
iletişim oluşturabileceğimiz bir kanal olarak bunu gördük. Bu yollardan biri. Şu anda bunu yapmıyor muyuz zaten? Bu an şunu yapıyoruz. Ya şu an hani sizlerle burada birebir yani göz göze burada canlı yayında soru sorma hakkını size veriyoruz. Elimizden geldiğince işte Avukat Rıdvan Yıldız, ben Hatice Kolçak, mümkün mertebe bilgilerimize doğru yönlendirmeye çalışıyoruz sizleri. Bu çok önemli. Bir de bunun tabii ki şöyle bir durum var. Biz uzun vadeli planlarımızın içerisinde her ilde, her ilçede de ilerleyen süreçlerde çalışmalar yapma niyetindeyiz. Yani buna ilişkin planlarımız masamızın üzerinde. Sadece ülkemiz bir süreçten geçiyor. Bu sürecin geçtikten sonra birkaç aylık bir sürecin sonunda atacağımız adımlar için çalışmalarımızı zaten yapıyoruz. Biz daha çok halkla bir araya gelen genel konferanslar, genel çalışmalar, genel başka noktalar yapacağız. Bunlardan birisi de bu sosyal medya üzerinden sizlerle yaptığımız birebir yayın. Evet. Yöntemlerden biri. Şimdi Osman Bey'in bir sorusu daha var. Bize tabii sormuş şu anda. Facebook'taki canlı yayınımızdan bağlanarak soruyor. Diyor ki araç sahipleri hem trafik sigortası hem kasko yaptırıyor. Kasko hepsini kapsıyorsa neden trafik sigortası bir daha yaptırılıyor diye bir soru sormuş. Şimdi hemen onu şunu ayırmak birbirinden lazım. Şimdi kaskonu ve trafik sigortasının teminat noktaları farklı. Hı hı. Trafik sigortası sizin aracınızın başka araca, trafikteki başka araçlara, başka ya da canlılara verdiği zararı teminat altına alır. Kasko ise sizin kendi aracınızın ya da kendinizin gördüğü zararları teminat altına alır. Şimdi teminat noktaları farklı olduğu için hem kaskonun hem trafik sigortasının buna bakmakta fayda var. Kasko zorunlu değil, trafik sigortası zorunlu. Trafik sigortasının zorunlu olma nedeni de siz trafikte başkasına zarar verirseniz bunun karşılanmasının güvence altına alınması. Ama peki Rıdvan, aslında baktığın zaman şöyle bir düşününce niye ikisi birleştirilmiyor? Birleştirilebilir aslında. Çünkü araba iki tane iki ayrı masraf, iki tane ayrı sigorta. İkisinin zamanları farklı oluyor, birbirini tutmuyor. Aslında tek bir başlık altında birleştirirse ne kadar güzel olur. Bunun için tabii ki bu tek bir başlık altında birleştirilmesi, yani şey için söyledim, hani mevcut durum itibariyle hani bir ayrı yapılması gerekiyor yaptıranlar için. Evet. Ama tek bir kalem altında birleştirilip zorunlu yapılıp ve makul bir şey oluşursa tabii ki bu da düşünülebilir. Yani düşünülen noktalardan biri de buydu zaten. Hani kasko ve trafik sigortasını birleştirelim. Çünkü kasko da gerekiyor. Evet. Yani gerekiyor gerçekten. Hani daha makul rakamlar olur. Çünkü trafik sigortası kaskoyu geçti. Kesinlikle öyle. Yani rakamsal olarak baktığın zaman kaskoyu geçti. İkisini birleştirici bir şey, yani çalışma yapılabilir. Çalışma yapılabilir yani. Yani bununla ilişkin açıkçası hani bir takım çalışmalar, bir takım eziyet çünkü hepimiz formüller için tabii ki geliştiriliyor ama bizim maalesef ülkemizde karar alma süreçleri yaşanan bürokratik hantallık düşünülünce bir şeylerin ortaya çıkması çok uzuyor. Tabii ki noter harcı 2 senedir dile getirdiğimiz şey 2 sene sonrasında ortaya çıktı. Tabii ki bu konu da görüşülen noktalardan, ancak yani şunu kabul edelim, bizim mevcut noktamızda biraz sistemimiz, bürokrasimiz çok yavaş işliyor. Sorunlara karşı ani doğru zamanda refleks yapmıyor. Çok zaman geçtikten sonra hatta o iş toplumda gerçekten artık hani kanayan yara işin içinden infial oluşturabilecek noktaya doğru geldiğinde o zaman adım atılıyor. Maalesef ki böyle bir sistem problemimiz de var. Doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi Kadir Bey'in de bir sorusu var burada. Kadir Kılıçer demiş ki benim internetim bozuldu. İşte ismini yine söylemiyorum. O kurumu arıyor. İnternet hizmeti aldığı kurumu arıyor. 72 saat içinde geleceğiz dediler. 9 gün oldu. Gelen giden yok. İnternet taahhüt ödemeden iptal edebilir miyim demişler. Yani ya günümüzde şu internetin olmaması, yani bırak hani kaç gün, burada 9 günden bahsediyor. Yani birkaç saat bile internet olmadan yani yaşanmaz bir şeydeyiz, yani dünyadayız. Yani bu gerçekten büyük bir eziyet olarak geldi yani bana şu anda. Çok uzun süredir söylüyoruz bakın. Bizim maalesef, yani bunu kabul edelim, internet ile alakalı altyapı anlamında çok ciddi problemlerimiz var. Yine müşteri ile ilişkiler noktasında, müşteri ilişkileri, müşteri hizmetleri noktasında da çok önemli problemlerimiz var.
Yani şimdi taahhüt herhangi bir bedel ödemeden cayabilir. Ha, bir komik olan kısım şu. Şimdi ben caymak istiyorum dediğinde siz bir anlaşma yaptınız. Bu anlaşma ile ilişkin cayarsanız ceza bedeli ödüyorsunuz. Ödersiniz. Bir takım şeylerle karşı karşıya kalıyor tüketici. Zaten o sözleşmeleri siz imzalıyoruz, hiçbirini okumuyoruz biliyorsun sayfalarca. Yok, şimdi ceza bedeli şöyle bir durum var. Şimdi hem hizmeti kullanayım. İşin komik kısmı şu. Hizmeti alamıyorsunuz. Sizin hizmeti verilmesi için gerekli müşteri hizmetleri yapılmıyor. Evet. Alamadığınız hizmetin hem faturasını istiyorlar sizden, cayarsanız da ceza ödersiniz diyor. Yani hani her türlü problemi yaşıyorum, bir de üzerine cezayı da ben ödüyorum. Yani böyle bir şey, böyle bir mantık yok. Tüketici isterse buradan cayabilir. Ama hani bana soruyorlar zaman zaman, hani filanca bir firmanın şeyini kullanıyorum, caysam mı, hani cayabilir miyim? Diyorum ki hakkınız var, buradan cayabilirsiniz bu firmadan. Ama diyorum ki, caydıktan sonra bu çok kötü firmaydı dediğiniz firmayı da arayabilirsiniz. Çünkü yani çok biliyorum, bir ay içerisinde 3 firma, 4 firma değiştirdiğini gördüm. Yani bir firmadan değiştirip başka birine geçince ya bu çok daha kötüymüş deyip eskisine dönmeyi çalışanı da gördüm. Yani şimdi bunları görünce yani hani bu kabul edilebilir durum değil ama yani kör tapal bir internet durumu var. Ya burada ciddi anlamda bizim internetle ilişkin acil eylem planımız olması lazım artık. Hani altyapı çok kötü, hizmetler çok kötü. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet, şimdi başka bir soruya geçeyim. Tabii. Zamanla zaten kısıtlı son soru olabilir bu. Eğer canlı yayında başka soru gelmezse Selçuk Aya'nın sorusuyla bitireceğim. Yaşadığım maddi bir felaketten dolayı diyor, icralık oldum. İsim de vermiş. Bu firma senetle satış yapan bir firma olarak biliyorum ben bunu. Tamam. Aldığım malların değeri 4000 TL iken ben de bu icrayı kapatmak için talepte bulundum ama bu firma benden borcu kapatmam için 8800 lira istiyor. Faiz koymuşlar. Bu kadar faiz kaç yıllık bir borç? Yani iki katından fazla. Tamam. Aradaki bu kadar fark neden diye sorduğumda bana vade farkı diyorlar. Ben de kendilerine elimde 4500 TL olduğunu söyleyip kabul ederseniz kapatayım dedim ama ne yazık ki kabul etmediler. Bu konuyla ilgili sizin bana önereceğiniz veya yardımcı nasıl olur? Ya şimdi şöyle bir durum, icra, eğer icra edilmişse gidecek icra müdürlüğünde bir kapak hesabı yaptıracak. Hı hı. Bu kapak hesabının gerekiyorsa bu kapak hesabının üzerinden ödeyecek. Yani şimdi takriben hani 4000 liraysa borç. Yani zamanını yazmamış ama bu yeni geldiğine göre herhalde yeni bir şey olsa yani 4000 liraysa yani maksimum vekalet ücreti, diğer bir masraf ücreti maksimum çıkabileceği yer bunu 5000 lira gibi bir rakam. 5000 liraya kapanır gibi görünüyor. Ama onların çıkarttığı faiz durumu nedir? Yani o mevda çıkmaz zannetmiyorum. Yani eğer haksız bir faiz var ise de burada da hakkını araması gerekiyor. Peki o zaman ben hemen onların adıyla şu soruyu sorayım. O firmayla konuşmasın, gitsin o icraya gitsin, icra müdürlüğüne dosyayı çıkarsın, dosya üzerinde hesabını görsün, hesaplatsın. Oradaki rakama göre ödeme yapsın. Kesinlikle öyle. Bu en garanti yöntem icra müdürlüğüne gidip oradan ödeme yapması en garanti yöntem. Yani onların çıkarttığı rakam bana fahiş geldiğini çıkıyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim Rıdvan. Bu kişi kendisi bakabilir mi? Yani o icra müdürlüğüne gidiyor yoksa illaki bir hukukçuyla mı gitmesi? Kendisi yapabilir miyiz? Kendisi gidip oradan icra memurlarından rica ettiği zaman bunun hesabını çıkartacak vardır. Ona göre kendisinden fahiş bir talep mi yapılıyor yoksa doğru mu talep olduğunu görebilir. Faize baksın. Fahiş ise bu noktada gerekiyorsa artık hukuki yollara başvurması gerekir. Şey de enteresan ama hani firma neye güveniyor? Yani kişinin demek ki icra müdürlüğüne gitmeyeceğini düşünüyor. Kesinlikle şöyle de bir şey var, demek ki insanlar icra müdürlüğüne yazı geliyor ama ödemeyi icra müdürlüğüne yapmıyor. Evet. Gidip o firmanın belki de kendisine yapıyor, kendi hesabına gönderiyor. Hı-hı. Korkuyorlar, korkudan dolayı da istenilen rakamlar da gönderiliyor. Evet. O firma da bunu bildiği için bu rakamı bu kadar yüksek tutup istiyor olabilir. Kesinlikle öyle. Doğru mu iş? Yani bu eğer zaten doğru iş yapmayan bir firmaysa, tüketiciden ne koparıyorsam kârdır şeklinde de bir değerlendirmesi olabilir. Bu son sorumuz muydu? Evet, yani şöyle bir soru daha okuyabilirim. Okuyalım mı? Bir soru 8'e kadar demiştik çünkü. Hemen şurada şu soruyu okumak istiyorum. Şöyle bir geçeyim. Özet gidelim. Biraz uzun bir soru çünkü. Şimdi Nadide Hanım demiş ki ben geçen sene yurt dışından taşındım. Avrupa'dayken genellikle online alışveriş yapıyordum.
yine bir online sorusu. Fakat bu başıma gelen hiç daha önce gelmedi. Tahmin edemezdim demiş. Detoks çorbası olarak adlandırılan bir çorbayı denemek istedim. 299 TL'ye bir paket ısmarladım. Sebze Form web sayfasından ürün bir süre sonra geldi fakat dışındaki poşeti açınca şaşkına döndüm. Çorbalar açılmadan açılmış, paketler yırtık ve çorba toz halde tamamen poşetlerin içindeydi. 9 kutudan oluşan paketin hepsinde sıkıntı vardı. Ben şikayette bulundum. Hiç yazmadılar, aramadılar. Şaşırdım ve içerisinden Instagram hesaplarında bunu diyor hani belirttim fakat devamında şey yapmamış. Yani buradan gördüğüm kadarıyla bir geri dönüş olmamış. Bu hem parasından olmuş. İnternet firması mı? Onu belirtmemiş. Yurt dışından taşındım ve Avrupa'dayken genellikle online alışverişler yapıyordum. Fakat bu başıma daha önce gelmemişti demiş. Bence zehirlenmediğini dua edecek durumda. Çünkü ya bu da çok demin gıdalardan bahsettik evet, ya. Evet. Bu tarz detoks ürünler çok sağlıksız olabiliyor. Çok sağlıksız oluyor. Ya bunlara güvenip de bu çorbaları içip de bir takım faydalar beklemek biraz çok riskli yani sağlık şimdi, bugün biz bir kıyafet bile alacaksak, bunu zannediyorum sen söylüyordun daha önce, kıyafet bile gidip bakıp alıyoruz. Ama bir gıda ürününü gidip de internetten almaya çalışmak biraz fazla doğru bir hareket gibi gelmedi bana. Yani bence burada Nadide Hanım, zehirlenmediğinizde bence dua edin. Yani hani onu içseydiniz belki daha büyük bir şeyle karşılaşırdınız. Hani bir de o çorbaların dökülmesi, poşet halinde o halde gelmesi zaten hani olayın vehametini daha da fazla gözler önüne sürüyor. Çok büyük bir riskten kurtulmuşsunuz. Geçmiş olsun diyorum ben size. Bu arada tabii 299 TL para vermişsiniz. Hani onu şu anda nasıl alırsınız bilmiyorum, firmadan kredi, isterse. Şimdi şöyle bir durum var. Kredi kartı ve banka aracılığıyla yaptığında bunun kredi kartına iadesi falan olabilir. Yani kredi kartına ya da hesabına da iadesi olabilir. Ya şimdi şöyle bir durum var, yani bu noktada ürün gelmemiş, doğru mu? Hayır, ürün gelmiş ama hatalı gelmiş, yani bu şekilde anlattığı şekilde gelmiş. Firmanın bir buradan parasını geri istemesi lazım. Ya bu esasında muhtemelen bir dolandırıcılık noktası da olabilir. Hani yani dolandırıcılıklar özellikle biliyorsun, uzaktan satışlarda, internet üzerinden alışverişlerde çok fazla oluyor. Bu böyle bir durum da olabilir. Ya parasının iadesini istesin, bir şekilde belki bankasıyla irtibat kursun. Şunu aslında söyleyelim, bu tarz online alışverişlerde kredi kartıyla ödeme yapmaya çalışın. Çünkü kredi kartıyla ödeme yaptığınızda geri alma ihtimaliniz çok evet, daha yüksek. Ya da verilen bir hesaba zaten evet, yatırılıyor. Evet. Ama kapıda ödeme daha mı riskli? Kapıda ödeme çok daha riskli. Çok riskli. İspatı da çok riskli demek istedim. Evet. En güzeli kredi kartıyla ödeme galiba. Yani kredi kartıyla da öderken de sanal kart kullansınlar. Tek kullanımlık sanal kartlar daha güvenli. Hı hı. Ya da hesaba. Hesap şeklinde olabilir. Yani burada biraz daha dediğiniz gibi ödemeler yapılırken de belgelendirebilir ve kime gittiği belli ödemeler olsun ki karşısındaki muhatap bulunabilsin. Yani kredi kartları noktasında şeyler bir takım gündemler oluyor. Yani geçenlerde yine bir gündem vardı. Onu da bahsedip kapatmak istiyorum özellikle. Ya son dönemde şu hizmetler arttı. Kredi kartlarının temassız özelliğiyle 50 TL'ye kadar bir takım şeyler yapılabiliyor, alışverişler yapılabiliyor. Şimdi temassız kredi kartına ilişkin geçenlerde hani bir televizyon kanalında çok ciddiyetsiz bir haber çıktı. Birçok tüketici bana söyledi bunu. Onu bahsedeceğim yani, bahsetmeden duramayacağım. Çok kısa, yani biz zamanımız biraz, var gerçi. Biraz da uzatabiliriz peki. Yani burada kredi kartlarının, şimdi post cihazı almak açıkçası Türkiye'de çok zor. Çok zor. Yani çok kolay değil. Bir takım teminatlar isteniyor. Bir takım bunun üzerine vergi levhasından tutun çok ciddi bilgiler isteniyor ve banka bundan sonra bir post cihazını veriyor. Yani bugün post cihazıyla sokakta birinden bunu yapmak biraz cesaret istenmiş. Yani bu dolandırıcılığı yapmak biraz cesaret isteyen bir durum. Şimdi buna ilişkin tüketiciler bir takım risk duyuyorlarsa da bankalarını arayıp bu temassız özelliğini, kartlarını iptal edebilir. Bu özelliği olmayan kartları kullanabilirler. Ama şimdi işte kanalda vakti zamanında ağaca kedi çıktı bilmem ne de diye haberler yapan bir kanalın hani biraz köpürtülen ve benim de çok hoşuma gitmeyen bir haberi. Şunu önerdiler. Kredi kartlarınızı alüminyum folyoya sarın. Ya ben şimdi inanın buna yani güldüm.
yok yani utanmasalar tüketiciler jammer falan kullansın diyecekler. Yani tam bir rezillik. Yani adeta milleti, tüketiciyi kendinizi koruyun derken rezil edecek öneriler. Tüketici kredi kartını alüminyum folyoya saracakmış, cüzdanına koyacakmış. O şimdi alüminyum folyodan çıkartacak, tekrar saracak. İşte çok büyük eziyet o. Ya bu bir de çok gibi, hani komik duruma düşüyor insanlar. Yani şimdi bugün bir de şöyle bir durum var. Alışveriş merkezine girseniz, X-ray'den geçseniz bu öter. Şimdi öttüğünüzde yani şimdi kredi kartından bakın bu diye göstereceksiniz. Hani yani adeta tüketiciler komik duruma düştü, rezil olsun diye verilmiş. Yani çok komik açıklama. Yani bir uzman o uzman vasıtasıyla ne bileyim bir televizyon kanalının böyle komik şeyleri verip tüketicilere hani bilinç uyandırıyoruz da aslında böyle köpürtülen komik haberler yapmaması lazım. Yani bir uzmanın bunu söylemesi de çok komik. Yani demek ki bir uzman değil böyle bir öneride bulunan. Yani birçok kişi bana dedi ya böyle bir şey önerildi. Siz ne diyorsunuz diye. Hatta Anadolu Ajansı ben bu noktada bir eleştirimi dile getirmiştim sosyal medyada üzerinden. Anadolu Ajansı bana ulaştı. Yani bu konudaki durum nedir? Hani gerekiyorsa haber yapalım diye bana ulaştı. Ya dedim ki yani ben gereken açıklamamı yaptım sosyal medyada zaten. Hani özel bir durum yok burada. Çok şey bir durum yok. Hani bu açıklamanın alt metni bu. Yani böyle komik öneriler, tüketicileri koruyoruz diye böyle komik. Bu gıdada da var. Gıdayla alakalı da komik öneriler veriliyor. Yani bunlara çok tüketiciler itibar etmemeli. Her uzmanım deyip de böyle komik öneriler verenlere de programın başında da söyledim. Yani gülüp geçmeliler yani. Gülüp geçsinler. Bunlar çünkü tüketicileri bilinçlendirme değil de. Yani hani komik haberleri olur ya. Hani komik böyle düşme sahneleri falan verilir. İnsanlar komik düşme haberleri falan verilir. Gülerler ya insanlar. Bu haberleri de böyle görsünler, gülsünler, geçsinler ama oradan bir bilgi almasınlar diyorum ve programı da kapatıyoruz. Peki efendim bizden bugün bu kadar. Soruları cevaplıyordu. Mümkün mertebe sorularınızı cevapladık. Ben Hatice Kolçak, Avukat Rıdvan Yıldız'la beraber haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz hepinize. İyi akşamlar.